Bugün sabah saatleri itibariyle İran'ın Sistan-Belüçistan eyaletinde Çağbahar Liman kentinde bombalı araçla Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı zamanlama açısından ve eylemin gerçekleştiği yer bakımından önem arz ediyor. Zira daha önce benzer girişimlerde bulunulmuş ancak İranlı makamların İstihbarat Bakanlığı'nın açıklamalarına göre önlenebilmişti, engellenebilmişti. Çağbahar'ın bir diğer önemi ise özellikle Hindistan'ın İran'la imzalamış olduğu bir takım anlaşmalar ve bu liman kentine yapmış olduğu yatırımların İran demir yolları vasıtasıyla Afganistan'a, oradan da Orta Asya'ya açılmasını sağlayan, Hindistan-Pakistan arasındaki rekabetten kaynaklanan o güzergahın üst taraftan kapalı olması hasebiyle İran Çabahar Liman Kenti bu görevi de ifa edebilecek bir pozisyona sahipti. Dolayısıyla bu açıdan da yaptırımların devreye girdiği bir dönemde Hindistan'ın İran'a yönelik geri adımlarına rağmen bu eylemin burada gerçekleşmiş olması bir tarafa, uzun bir süredir İran içerisinde meydana gelmekte olan etnik ve mezhep kökenli saldırılar, terör eylemlerinin giderek yoğunlaştığını görüyoruz. Sistan-Belüçistan, Ahvaz, Kürt bölgesi bu bakımdan özellikle bu fay hatlarının harekete geçtiği yerler. Terör örgütlerinin burada etkin bir şekilde rol almaya başlaması, özellikle yaptırımlar eşliğinde bu hareketlerin, bu eylemlerin yoğunluk kazanması, İran'ın acaba istikrarsızlaştırılmasına doğru hareket edildiği veya operasyonun başlatıldığını gösteren emareler olarak mı okumalıyız gibi tartışmalar da başlamış durumda. Dolayısıyla bugün gerçekleşen olay, her ne kadar henüz herhangi bir örgüt tam olarak üstlenmemiş olsa da bölgede uzun bir süredir faaliyette bulunan Cundullah hareketinden kopmuş ve daha sonra kendi aralarında da ittifaklar kurulan Ceyşul Adli'de, Ensar-ı İran ve El Furkan örgütünün birleşiminden 2013 yılında kurulan Ensar-El Furkan örgütünün ismi geçiyor bu eylemler için. Ancak biliyoruz yani bu örgütlerin zaman zaman güvenlik güçlerine yönelik operasyonları da başarılı olmuş operasyonlar da var. Ve kısa bir süre önce de İran güvenlik muhafızlarından da 11 kişi hatırlayacak olursak kaçırılarak Pakistan'a götürülmüştü. Bunlardan 5'i teslim edilmesine rağmen kalan 6 kişinin teslimi konusunda henüz müzakereler devam etmektedir.